Bana telefon açıldı ya abi, 4 kişi geliyor bize poşet hazırla. Fiyatları söyleyelim, yok insanlar bilsin. Fiyatı en sonda söyleyeceğiz. Evet, sürpriz fiyatlarımız olsun. Burası esnaf lokantasıydı. Cebinde parası olmayan bile buradan girse yemeğini yiyebilir. Eğer kendinizi mutlu etmek istiyorsanız çömlekçi Mehmet Barut'a uğrayın. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sizlere Diyarbakır'daki lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Diyarbakır'da ofiste Çömlek Keyfi diye bir mekan var. Burada Mehmet Usta'yı bana çok tavsiye ettiler. Dedi ki orada mutlaka çömlek videosu çekmen lazım. Mehmet Usta müzisyenlik işini bırakıp yemek işine girmiş. Bizlere güzel böyle bir aşı tabağı yapacak. Eğer yemeği seviyorsanız, özellikle yöresel yemeği seviyorsanız bu video tam size göre. Arkanıza yaslanın. Akıcı, bol muhabbetli, bol yemekli, bol müzikli bir video başlıyor. Videonun sonunda ne demek istediğini anlayacaksınız. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet, meşhur çömlek keyfi mekanına geldik. Burada Mehmet Usta bizi bekliyor. Mehmet Usta merhaba. Merhaba, hoş geldin kardeş. Hoş bulduk, nasılsın, iyisin? Sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyidir, sağ olasın. Keyfi nasıl abi? Bomba gibiyim, teşekkür ederim. Ya Mehmet Usta, bu mekan müze gibi olmuş ya. Bu nedir böyle abi? Görsellik. Baksana eski abi. Seviyoruz, antika olan eski geçmişi seviyoruz. Çok güzel bir çocukluk yaşadık. O yüzden eskiyi çok seviyorum ben. Dediler ki Mehmet Usta'nın yanına gitmen lazım. Güzel bir güveç yemek istiyorsun özellikle çömlekte. Çömlekte fırın güveç. Evet. Evet. Şimdi senin olayın da farklı abi. Çömlekte yapıyoruz. Bütün yemekleri çömlekte fırına gönderiyoruz. Evet. Akşamdan veriyoruz, sabahleyin alıyoruz. Evet. Yaklaşık 13-14 saat kısık ateşle. Fırın kapalıyken atıyoruz. Evet. Çünkü ne kadar kısık ateşle, ne kadar düşük ateşle yemek uzun süreli yapılırsa o kadar lezzetli. Yalnız bir şey daha var abi. Evet. Sen burada sıcak kalması için köz atmışsın altına. Burada bile. Sabahtan akşama kadar 3-4 defa köz fırından geliyor. Evet abi. Gördüğümüz gibi işte bütün yemekleri akşama kadar ısıtıyoruz. Peki Mehmet abi, sen bana dedin ki ben müzisyendim abi. Eski müzisyendim. 26 yıl profesyonel yaptım. Sonra da 9 yıldır bu işe girdim. Şimdi nereden çıktın müzisyenden sonra böyle yemek işine girmek ya da çömlek işine girmek abi? 10 yıl gurbet hayatım oldu. Gurbette biliyorsun batıdaki sofralar bize göre değil. Kültürümüz farklı, kültürle büyüdük. Orada biraz işte zeytinyağlı çeşitler olduğu için biz de etçiyiz. Diyarbakır çocuğu sabah kahvaltıda ciğer yer. Sabah kahvaltıda adam geliyor benden paça da burada yapıyorum. Sabah 7'de 6.30'da benden paça istiyor, kavurma istiyor. Poçuk istiyor sabahın köründe adam bana telefon açıyor abi 4 kişi geliyor bize poçuk hazırla. 10 sene gurbette kendi başıma kendi karnımı doyurdum. Evet. Sonra burada geldik dedik bir küçük bir albüm yapalım. Albüme girerken o esnada müzisyen arkadaşlara böyle bir elimden bir şeyler hazırladım. Evet. Onlar beni böyle itti bu işe. İyi ki de itmişler. Şurada gördüğünüz gibi Bingöl'den kuru fasulye getiriyorum. Evet. 10. ayda gidiyorum, oradan getiriyorum. Tamam. Bu gördüğünüz tavadır, barut tava, patentini almışım. Aslında bu kıymalısıdır. Bir de pirzola ve filetolu barut tava var. Evet. Bugün kıymalıya denk geldiniz siz. Tamam. Bu gördüğünüz pöştür. Pöş hayvanın kuyruk sokumu, kırığa, çıkığa, her türlü hastalığa. Hayvanın kuru sokumundan elde etmiş onu etten yapıyorsun değil mi? Evet. Ama dünyanın en lezzetli etidir bana göre. Allah Allah. Ben şimdi sana bir aşçı tabağı hazırlayacağım. Sen lezzetine bakacaksın, sen yorum yapacaksın. Şurada ne var abi? Bu da süt danasıdır. Tamam. Bir yaşını doldurmamış süt danasının kavurmasını yapıyoruz. Onu tamam. Da fırına. Bu da gördüğümüz gibi fırın güveç. Bu Diyarbakır usulü fırın güveç. Diyarbakır çocukken bütün hemen her evde çömlek olurdu. Gönderirdik fırınlara. Akşam herkesin evinde mutlaka haftada bir iki defa. Bu gördüğümüz gibi güveçtir. Evet. Bu da kuzu haşlama, incik haşlama gördüğün gibi. Bu da şifa. Bir de burada pilav da burada yapıyorsun. Pirinç pilavıdır. Aslında Karacada pirincine yapılması lazım. O da bulgur. Bu da gördüğünüz bulgur. Gibi iri şeryeli bulgur. Sen dedin ki her gün farklı bir menü var. Güveç, kavurma, poçik, kuru fasulye, içli köfte, kelle paça bunlar her gün var bu 6 çeşit. Bunlar her gün var. Ama her gün 2 çeşit, bazen 3 çeşit ekstra yemeğimiz vardır. Şimdi görsellikle eskiyi yaşatıyoruz. Diyarbakır'ın değerli eski sanatçıları ara ara Diyarbakır'ımıza gelip gidiyor. Onlarla sohbet, müzik yapıyoruz. Hem damağa, hem göze, hem de kulağa hitap ediyoruz. Peki Mehmet abi. Evet abi. Seni bilen neyle biliyor? Beni bilen ilk açtığımız zaman güveçle. Evet. Güveçle biliyor.
Fırın güveç. Evet, fırın güveçle. Ondan evet. Sonra tavayla, barut tavayla başladı. Evet. Şimdi biraz daha geliştirdik. Fiyatlar nasıl? Fiyatı söyleme abi. Fiyatlar nasıl? Fiyatları abi? Söyleyelim. Yok, insanlar bilsin. Fiyatı en sonunda söyleyeceğiz. Evet. Sürpriz fiyatlarımız olsun, burası esnaf lokantasıdır. Evet. Cebinde parası olmayan bile buradan girse yemeğini yiyebilir. Peki sen bize bugün ne yapacağız? Bugün size aşçı tabağı. Tamam. Bulgur sağlık açısından bulgurla bir aşçı tabağı senin kardeşime yapacağım. Tamam usta. Yedikten sonra bakayım ne diyeceksin. Ya sen şimdi yapsan benim ona kötü demen zaten yok. Yok yok, kötü sen, de olsa ve gelmezsen söyleyeceksin kardeş. Ben diyorum ki sen zaten yemeği seven bir adamsın. Evet. Sevdiğin için de kendine bir mekan açtın. Dedin ki millete de güzel yemek yedirelim diye, değil mi? Yani sağlıklı yemek yedirmek istiyorum. Sana zaman aşçı tabağı vereceğim, hepsinin damak tamam. Tadına bir bak. Tamam, güzel olur. Ama kötü de olsa bana söyle, bunun tuzu fazladır. Bunu şey söylemen lazım. Kesinlikle söyleyeceğim. Dost, acı konuşan senin dostundur. Şöyle sevgili dostlar, biraz mekanı göstereyim. Mekan bildiğin otantik böyle. Burada geçmişi mutlaka anımsarsınız. Baksanıza her şey var böyle. Ailece gelip yiyebileceğiniz bir mekan. Mehmet Usta sendeyiz. Evet. Tamam abi. Şimdi bir aşçı tabağı hazırlıyorum. Tamam. Fırın güveç. Tamam abi. Süt danası yanına bırakıyorum. Tamam abi. Burada poçuk dediğimiz aslında bu kemiklidir. Evet. Kemiğinden sıyırmışım. Niye sıyırmışım? Biraz zordur bunun kemiğinden ayrılması. Bu gördüğümüz gibi barut tava, kıymalı barut tava. Kıymalı barut bunu, tava. Bunu barut tavayı böyle ortaya bırakıyorum güveçle karışmasın diye. Süper. Bu da böyle buraya susuz kuru fasulyeyi lezzetini alman için şöyle üstten bırakıyorsun. Böyle bırakıyorum. Şöyle gördüğümüz gibi bu aşçı tabağıdır. Şu aşçı tabağı değil mi Mehmet abi? Evet. Bütün lezzeti tek tabakta abi. Bir de yani senin şekilde için böyle yap. Şimdi Mehmet abi, benden sonra birisi geldiği zaman aşçı tabağı sizden bu şekilde sen verir misin? Aynı. Bu senin için bugünkü yemeklerdir. Bugün çıkan yemekleri sen bugün. Bunun dışında aşçı tabağında bombar olduğu gün bombar bırakıyorum. Ekşili dolma olduğu zaman dolma yanına bırakıyorum. İçli köfte olduğu zaman içli köfte bırakıyorum aşçı tabağının yanına. Yani o gün ne varsa aşçı tabağına ekstra bırakıyorsun. Bütün hepsini böyle tattırıyoruz tek tek. Ama fiyatı normal değil fiyatı mi? Fiyatı... Sonunda söyleyeceğiz. Normal değil mi? Söyleyeceğim. Soğandır, limondur, maydanozdur, domatesdir, Diyarbakır ev turşusu. Bir ablamız turşu yapıyor. Ondan sonra ayrandır. Burada böyle destide su. Testide su. Bu testi 3 saat, 4 saat önce doluyor dolapta. Suyun bütün her şeyini tertemiz ediyor. Oo. Bunu herkese öneriyorum. Eskiyorsun. Evet. Bak eyvallah böyle abi. Pırıl pırıl. İşte geldik en güzel ana. Mehmet Usta bize anlattı hepsini tek tek bir şekilde. Şöyle dedi ki, madem buraya gelmişsin, madem burayı sana önermişler, biz de sana bütün böyle yemeklerimizi bir tek tabakta gösterelim. Bu aşçı tabağı. Aşçı tabağı bana özel değil. Buraya kim gelirse bu şekilde bir aşçı tabağıyla karşılaşabilir isterse de eğer. Şurada fırın güveç var. Burada bulgur pilavı var. Fasulye var. Poçuk dediği et kısmı var. Bir de dana kavurma var. Burada da kendine özel barut tava. Tabağımız bu şekilde. Meze olarak da şunları veriyorlar arkadaşlar. Bir de şöyle bir turşumuz var. Bir de ayran. Şimdi önce Mehmet abi, önce hangisine başlayalım? Bulgurun tadına bakayım abi. Abi lokum gibi olmuş. Ağızda eriyorlar. Fasulye erimiş yani. Gerçekten lokum kıvamına gelmiş. Bir de etin. Bu et özel bir et. Yani ağızda hepsi eriyor abi. Erimeyen yok ki zaten de. Gerçekten dediği kadar güzelmiş. Dediği kadar var. Bir de şurada dana kavurma. Şunu çok merak ediyorum. Şu fırın güveç. Öyle ekmeğin üzerine biraz bırakayım da biraz daha güzel olur böyle. Güzel. Güveç de güzel. Atalım böyle. Fırın güveç Diyarbakır usulü bildiğiniz olsun. Çömlekte pişmiş ve kısık atışta. Yani çok güzel. Hoşuma gitti. Burada da böyle mezelerimiz var. Yeşillik böyle istersen. Bir de ki barut tava var. Kıymadan yapıyoruz dedi normalde. Şimdi şu tadına bir bakalım. İnan barut tava da güzel. Şimdi hepsi birbirinden güzel. Özellikle biz normalde burası çömlekçi olarak biliniyor. Çömlekte fırın güveç olarak biliniyor. Mehmet Usta dedi ki, madem sen gelmişsin sana şöyle bir tabak yapalım. En azından bütün ürünlerimizi göster ki gelmek isteyenler porsiyonluk olarak yine de yiyebiliyorlar. Ayrıca fırın güveç yanında pilav bile satıp şekli verebiliyor. Tabak
efsane. Böyle aç geldiğiniz zaman seni fazlasıyla doyurur. Mehmet Usta dedi ki bu normalde 1,5 porsiyona, hatta daha fazla tekabül ediyor, bildiğiniz olsun. Fiyatını duyduğunuz zaman ona göre değerlendirme yapın. 1,5 porsiyondan fazladır yani yemek olarak baktığınız zaman. Poğaçuk'a kesin gelip tatmanız lazım. Poğaçuk eti özel bir et. Emekli ama zor çıkan bir et diyorlar. Vallahi lokum gibi olmuş, yemin ediyorum sana. Peki abi sen aşçı tabağını ne kadar istiyorsun? O gördüğün aşçı tabağı 55 lira. 55 lira. Bunda evet. Kaç çeşit yemek vardı abi? Orada 4 çeşit, bir de kuru fasulye 5 çeşit vardı. Ayran da evet, içindedir. Ayranı da tabii. Ayran da içinde 55 lira. Yani normalinde bir yemek yemeye gelsen benim dükkanıma. Evet. 25 lira da karnını doyurursan, 10 lira çorba da içersen, paran yoksa burada bizim misafirimiz olursan, gelirsen herkese benim kapım açıktır. Bu sokakta yaklaşık 7-8 yıldır herkes beni bilir. Ben burada olmasam da arkadaşlarıma tembih etmişim. Parası olmayan her zaman. Ayıptır gerçi böyle bir şeyler söylenmesi. Kalan yemeklerimizi dökmüyoruz. Ne yapıyorsun abi? Birkaç tane dostumuzun evine gönderiyoruz. Yıllardır ama bu böyle. Gizli saklıyoruz kim nereye gönderdiğimizi. Abi seni ilk defa tanıdım. Daha önce hiç tanışmamız yoktu. Başlarca. Bazı insanlar özellikle Diyarbakır'da abi şunu fark ettim. Kamera karşısında çok böyle sempatik durmaya çalışıyor. Çok böyle samimi durmaya çalışıyorlar. Daha sonra gittiğin zaman bakıyorsun ki çok farklı bir insan var abi. Evet abi. Sen bu anlattığın şeyi benden önce de vardı. Benden sonra da vardı yani, değil mi abi? Yani bu kendi gözümle gördüm, o yüzden söylüyorum. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Evet. Sen verdikçe çoğalıyorsun. Verdikçe çoğalıyorsun. Ben her zaman bütün dostlarıma diyorum. Paylaştığın zaman Allah veriyor sana. Paylaşmasını bilmezsen Allah cimri adamı sevmiyor. Evet. Mert adamı seviyor. Kim mertse, kim eli açıksa Allah ona verir. Evet abi, karnımızı doyurdun. Allah razı olsun. Gözüm doydu, karnım doydu. Şimdi kulağım doyacak biraz. Kulağını da doyuralım. Son olarak bir şey söylemek ister misin abi buraya gelecek olanlara? Eğer kendinizi mutlu etmek istiyorsanız çömlekçi Mehmet Barut'a uğrayın. Eyvallah abi. Bahçada yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni